Şimşadı saçlarını ilk uyanış sabahında. Dilsiz miydim, görmez miydim tüller ardında yüzünü? Neden böyle acıtıyor her fısıltı yüreğimi? Sarılsam mı, unutsam mı? Olabilir. Ama inan ki kötü bir amacım yoktu Filiz. Her şey daha iyi olsun istedim. Umut için, bizim için. Yaptığım iş yasal değildi Filiz. Ortaya çıkarsa Umut'u elimizden alabilirlerdi. Hapse bile girebilirim. Ben evden kaçtım. Kemal! Umut... kaçmış. Kaçmış? Olacak iş mi ya? Umut evden kaçsın. Hala inanamıyorum. Neden yaptı bunu abla? Yaptı işte. Bir de sana mı anlatacağız Tolga? Efendim? Bunu da öğrenmeye ver. Ne olacak yani? Aa! Yeter artık ama. Hem suçlusun hem de. Çıkarın lan saatlerinizi. Çabuk lan. Yalancısınız. Hepiniz bana yalan söylediniz. Beni kandırdınız. Annemi babamı benden sakladınız. Onları aramayacaksınız biliyorum. Eve dönmeyeceğim, eve dönmeyeceğim. Umut. Evet. Bir takım şeyleri senden gizledim. Doğru. Ama bunun için herkese kızma. Olanların tek sorumlusu benim. Umut! 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 Canım benim. Yavrum! Günaydın baba. Günaydın kızım. Erkencisiniz yine. Yılların alışkanlığı. Asker erken kalkar, emekli olsa da. Kemal kalkmadı mı daha? Kaldırdım ama yine uyuyakaldı. Dün akşam çok gergindi biliyorsunuz. Ona çok kızgınım. Umut'u ararken fazla yüklenmek istemedim ama... yaptı affedilir gibi değil. O da çok pişman ama... Her neyse, sen ikisini de kaldırıver kızım. Yapacak çok işimiz var. Canım, Umut'cum kalksana uyku böceği. Ya. Canım kalk. Demek kalkmıyoruz öyle mi? Peki, o zaman... Ya dur anne ya, tamam ne olur, tamam kalkıyorum. Ne oluyor ya, nedir bu gürültü? Umut'cum, okula geç kalıyorsun. O meseleyi kafana takmıyorsun değil mi? Söz verdin. Değil mi? Evet, onları mutlaka bulacağız. Hadi bakalım koç, okul seni özlemiştir he? Arkadaşlarından ders notlarını almayı unutma. Akşama beraber bakarız. Alper'i de çağır. Nasılsa aynı dersleri kaçırdınız. Alper'e gerek yok, o kendi kendine çalışsın. Kızdın mı ona yoksa yerinizi söyledi diye? Ama kötü bir şey yapmadı ki Umut. İspiyonculuk iyi bir şey mi? Değil. Değil ama. O zaman? Çok sert.
Hiç hata affetmiyor. Senden almış olmalı. Benden mi? Evet, nişanlıyken bana çektirdiklerini unuttun mu? Aa, yediğin naneleri unuttun galiba. Bak gördün mü, hala affetmemişsin. Kesin senden almış olmalı. Çok komik. Çocuğa söz veriyorsun ama nasıl bulacağını düşündün mü hiç? Bilmiyorum baba. İşe nereden başlasak bilmiyorum. Ama kafaya koydum. O aileyi kesinlikle bulacağım. Keşke şunu daha önceden koysaydın kafana. Çocuğu çok üzdün. Aileden birinin adı soyadı belli mi bari? Nereden alındığına dair bir bilgi de yok. Yok. Adam bir şey sorma dedi, ben de sormadım. Parayı verdim, Umut'u kucağıma koydu, çekti gitti. Olacak iş değil. Neydi adamın adı? Sami. Titrek Sami diyorlarmış. Adamın soyadını bile bilmiyoruz. Bu kadar bilgiyle bulmamıza imkan yok. Ama mutlaka bulmak istiyorsak bir tek çaremiz var. Polise gitmek. Ama baba... Aması yok. Onu ancak polis bulabilir. Bu adamın mutlaka bir vukuatı vardır. Baba biliyorsun bu yaptığım yasal bir şey değil. Bunu haltı yerken düşünseydin. Baba bu yüzden hapse bile girebilirim. Gir, bana ne? Madem ki bir suç işledin, cezasını da çekeceksin. Baba, bu yasal bir işlem değilmiş ki. Ya Umut'u elimizden alırlarsa? Küs müsün? Küssün. Ama Umut ne yapacaktık ki? Hep kaçak mı yaşayacaktık? Şimdi daha mı kötü oldu sanki? Karnın tok, yatak var. Evinde rahatsın. Üstelik aileni de arayacaklar. Söz verdiler, daha ne istiyorsun? Biliyor musun, çok iyi bir ailem var. Yani şimdiki. Seni her yerde aramışlar. Ya bizimkiler? Bıraktığım notu bile görmemişler. Eve gittiğimde babam ne dedi biliyor musun? Bu saatte eve mi gelinir? Kırarım kemiklerini. İlgiye bak. Kaçtığımı fark etmemişler bile. Filiz, sen merak etme kızım. Umut'u elimizden alamazlar. Polise gitmeyeceğiz. Bu işi kendimiz halledeceğiz. Sağ olun baba. Bu adama nasıl ulaştın sen? Titrek Saniye. Aslında Halil tanıştırdı bizi. Halil'in bu işlerle ne ilgisi var? Yoksa... Olur mu baba? Adamın bir fotoğraf çektirmeye gelmiş. Bizim durum konu olunca adam ben ayarlarım demiş. Sami ile tanıştırmış onları. Halil'in bu işlerle ne ilgisi olabilir? Dükkanda mıdır şimdi? Halil mi? Sanırım. İyi. Dükkana gidelim o zaman. Şu bilgileri bir toparlayalım. Belki Halil'in söyleyeceklerinden bir şeyler çıkar. Amca, bu ne hal? İlişme bana Koray. Dün gece çok yoruldum. Hem uyku da tutmadı. Neden? Sizin film mutlu sonla bitmedi mi? Umut'u buldunuz. Doğru bulduk ama dün gece kafama bir şey takıldı. Çocuğa söz verdiler gerçek anne babanı bulacağız diye. Elde en ufak bir ipucu yok. Nasıl bulacaklar anlamadım ha. Merhaba çocuklar. Sizi tanıştırayım. Buket, yurttan arkadaşım. Koray. Benimki. Memnun oldum. Merhaba. Bu da Tolga. Merhaba. Merhaba. Hani sana bahsetmiştim ya, gitar çalan arkadaş. Hı hı. Otursak en iyi dikiliyoruz. Tolga biraz sıkışsana. Adı Cafer'di. Beni Titrek Sami ile tanıştırdı. Bir daha da görüşmedik. Niye onu bulmuyoruz? Geçen hafta araştırdık baba. Adamı temizlemişler. Yani arkadaş öyle söyledi. Onunla Titrek Sami'ye ulaşabilecektik. Oysa şimdi elimizde hiçbir ipucu yok. Koray, sıkıldım, şöyle biraz kaysana. Tolga, Buket de senin gibi Doors hayranı. Öyle mi, ne güzel. Jim Morrison çok sevimli biri. Bu yüzden mi Doors dinliyorsun? Yo, tabii ki değil. Bütün kasetleri var bende. Ben de şu baharat kızların kasetlerini mi biriktirsem? Çok hoş kızlar ama. Ben derse geç kalıyorum. Çıkışta görüşürüz Buket. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hoş değil ki. Ulan ne güzelsin sen ya.
Ayıp değil mi kıza yaptığın? Ayıp mı? Niye bu kadar garip davrandın anlamadım. Bilerek yaptım. Ne? Bir daha böyle şeyler yapmayasınız diye. Sizden böyle bir talepte bulundum mu? Ne diye bana sormadan böyle işlere kalkışıyorsunuz? Görücü usulü aşk. Abartıyorsun Tolga. Alt üstü bir kızla tanıştın. Evlen mi dedik sana? Üstelik kız da güzeldi. Allah sahibine bağışlasın. Kendi arkadaşım bulabilirim. Sağ olun. Be. Şey Umut. Daha önce hiç yapmadım. Yani şeyi... Yani daha önce hiç kimseden özür dilemedim. Nasıl dilerim onu da bilmiyorum ya. Kötü bir şey yaptım. Buna mecburum. Seni ispiyonladım. Ben... Yani şey... Anla işte. Hey çocuklar, öğretmen geldi. Bu alemden birilerini bulmak lazım. Bu alem mi? Mafyadan yani. Onlar halleder bu işi. Ne yapacağız peki? Şimdi de mafyayla mı uğraşacağız? Var mı bir tanıdık? Saçmalıyorsun Kemal, nereden olsun? Benim bir tanıdığım var. Adı Bedir. Ona gitsek şıp diye bulur o adamı ama... olmaz. Baba, neden bu Bedir denen adamla halletmiyoruz? Bulur diyorsun. Bulur bulmasın ama... ondan yardım isteyemem. Peki ama neden istemeyelim ki? Bu çok önemli bir konu. Bak oğlum. O bir kaçakçıydı, ben karakol komutanı. Kilisteydik. Bu Bedir denen adamı yakalayıp içeri tıktım. Çıktıktan sonra yine aynı şeyi yaptı. Yakaladım, içeri tıktım. Çıktı, yine devam etti. Bu ta Ankara'ya tayinim çıkana dek sürdü gitti. Geçenlerde gazetede resmini gördüm. Artık İstanbul'daymış. İşleri de bir hayli büyütmüş. Benim gibi bir adam ondan yardım istemez. Ne olursa olsun. Yetmedi mi daha? Tamam, dersimi aldım. Özür de diledim. Yani özür gibi bir şey. Daha ne istiyorsun? Senin yanına geçmek için Burak'la kavga ettim. Bunun yüzünden disipline bile gittim. Bütün bunları unuttun galiba. Öyle olsun. Ben de giderim. Nereye? Nereye olursa. Yani başka bir yere. İstersen Burak'ı çağır, o otursun. Dur gitme. Burak'la falan oturmam. İstersen kal. Yani ben istiyorum. Umut, size gidelim mi bilgisayar oynamaya? Gidelim ama annem ders çalıştıracaktı. Derslerden geri kaldık ya. Ne dersi oğlum? Evde ders mi olur? Neyse, annenle konuşur bir formül ayarlarız. Annem senin annene benzemez ama öğretmen olduğunu diyorsun. Haha, vız gelir. Bana bak, ilk önce ben oynayacağım ona göre. İyi, sen oyna bakalım. Yaşa be, benim en kıyak arkadaşım sensin. Bir daha kelek atmak var mı? Ne? Ha, olur mu canım? Söz mü? Söz. Erkek sözü. İzci sözü. Çilli sözü. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldin. Merhaba abi. Merhaba Ekrem. Merhaba, yolunuz düşer miydi buralara? Sorma be Ekrem. Doktor bir dubleden fazlasını yasakladı. Oo, şart mıdır içmek be abi? Muhabbetini özledik, buyur. Sağ olasın. Kendimi tutamam diye korkuyorum, yoksa... Buyur abi. Oğlum bize iki duble rakı, bir de beyaz peynir. Bir sıkıntın mı var abi? Ne yalan söyleyeyim, var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burası Ekrem'in sofrası. Dökeceksin eteğindeki taşları.
Sağdan geliyorlar. Silah değiştir. Sana ne ya? Gördün mü? Senin yüzünden vuruldum işte. Babam geldi herhalde. Herhalde. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beklemiyordunuz değil mi? Kemal bak kimler i̇şte geldi. İşte böyle baskın yaparız biz. Hoş geldiniz. Merhaba. Gel bakalım prenses. Hoppa. Evlat. Dur. Bu böyle olmayacak. Sen en iyisi bir ufak getir. Doktor ne diyecek? Söylemezsek bir şey demez. Hayatım boyunca yasalara uydum. Suç işleyenleri yakasına yapıştım. Ama ya şimdi? Oğlumun yasa dışı bir iş yaptığını öğrendim. Adalete sığınırsak torunu bizden alabilirler. Onsuzluğa ne ben dayanırım ne de çocuklar. Hayat sandığımızdan daha acımasız Cumhur abi. Hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor ki. Gidecek misin o adama? Bedir'e? Bilemiyorum. Toruna da ailesini bulmak için söz verdik. Anlayacağın iki ucu boklu değnek. Allah Allah. Nerede kaldı babam? Hiç böyle yapmazdı. Biraz sinirliydi. Belki de bir iki tek atmaya gitmiştir. Yok yok yok. Uzun zamandır içmiyordu. Doktorun tembihine uyuyor. Biraz ısrar etsen belki de o adama gider ha? Ne dersin? Yok kesinlikle gitmez. Babamı bilmez gibi konuşuyorsun. Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmez. Kalkacak mafyadan yardım isteyecek. Cık, imkansız. Umut tahminimden iyi görünüyor. İyi iyi. Ya da öyle görünüyor. Bazı şeyleri içine atıyor. Hiç hissettirmiyor. Belki arkadaşıymış atıyordur onu. Evet, o çocukta garip bir sıcaklık var. Bu sabah Umut evden çıkarken çok keyifsizdi. Hatta neredeyse küsmüştü o çocuğa. Akşama eve sarmaş dolaş pür neşe geldiler. Ama çok da üçkağıtçı. Umut mu? Yok canım Alper. Ha. Yok Umut'un morali bozukmuş. Oyun oynamak iyi gelirmiş. 40 dereden su getirdiler ders çalışmamak için. Peki ailesi kaçtığını öğrenince bir şey demiş mi? Söylediğine göre kaçtığını anlamamışlar. Ben inanmadım. Kesin uyduruyor. Şuna basman lazım. Şimdi de buna bas. Öldün artık. Sıra bizde. Bu sayılmaz. Ben de yaban oynayacağım. Peki. Ne oldu Alper? Niye öyle duruyorsun? Hiç. Bu çocuk ne zaman gidecek? Bilmem. Niye sordun? Çocukları pek sevmem de. Çok seviyorum biliyor musun? Bir kere sen yokken geceliğini koklamıştım. Acaba diğer annem de güzel kokuyor mudur? Tabii ki güzelim. İnsana yakınlarını sevdiklerinin kokusu güzel gelir. Ama ben onları tanımıyorum. Niye hoşuma gitmezse? Gider bir tanem. Anne. Ben senin çocuğun olsaydım beni daha mı çok severdin? Sen benim çocuğumsun Umut. Hayır öyle değil yani. Sen doğursaydın. Hayır güzelim. Seni o kadar çok seviyorum ki. Daha çok sevmem imkansız. Uyudu. Baba. Merhaba.
karanlıkta delilini bulamadım da. Işık yanıyor ama. Merak ettik sizi bu saatte. Bir duble içtim. Ama doktor. Bir duble dedik kızım. Olacak o kadar. Ben size bir kahve yapayım. Yok. Sarhoş falan değilim. İyi geceler. İyi geceler. Hayrola baba? Bir şey yok. Biraz başım ağrıyor da. Nereye gidiyorsun bu saatte? Şu işi halledeceğim. Hangi işi? Titrek Sami'yi bulacağım. Nasıl bulacağım baba? Dünden beri ne değişti ki? Başka çare yok. Bedir'e gidiyorum. Ondan yardım isteyeceğim. Ne oldu Kemal? Nereye gidiyor? Babam bir garip. Anne, eşofmanım nerede? Bekle, geliyorum. Allah Allah. Çok koşturma Umut. Öğretmen ne kadar koşarsa o kadar koşacağım anne. Sen yine de dikkat et, zaten zayıfsın. Merhaba Filiz Hanım. Merhaba. Bak Sedat, bunlar sana bahsettiğim aile. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, biziz de küçük yaramaz bu mu? Yavrucuğum sen ne diye kaçıyorsun evde? Biraz gezmeye çıkmış o kadar. Bana kalırsa çok fazla müsamaha ediyorsunuz. Yani ben olsam... Demek Alper'den haylazları da varmış. Alper okuldan çok kaçtı ama evden kaçmadı. Söyleme. Ne sırtıyorsun, pişmiş geldi. Hadi Umut, geç kalacağız. Hadi gidelim anne. Görüşmek üzere, iyi günler. Tabii tabii, günler. Daha çok görüşeceğiz. İyi günler. Size de. Alper'cim, niye anneleri gerçeği söylemiyorsun? Olmuş bitmiş bir olay. Söylemeye gerek yok. Hadi Umut, servis geldi. On dakikadır bekliyoruz. Hani nerede servis? Uydurdum, kurtulmak için. Koca çantalarla koşturdun bizi. Hey fıstık, ne haber? İyilik. Sizden ne haber? Bizden de iyilik. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne kadar labalisin. Kızlara karşı atak davranmak lazım. Nereden öğrendin bunu? Kitaptan. Sana da vereyim. Kız tavlama sanatı. Sen de oku. Hoş geldiniz. Burası Kemal Bey'in yeri. Evet. Memduh Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun şöyle geçin. Pınar bize iki çay söyler misin? Tabii. Buyurun. Bu aralar sizi kulüpte göremedik. Merak ettik doğrusu. Haklısınız, pek uğrayamadım ama ihmal ettiğimden değil. İşler çok yoğundu da ondan. Bu arada maç takvimi belli oldu. Ne maçı? Siz ruhen de kulüpten kopmuşsunuz. Tenis turnuvasının maçları tabii. Hay Allah, ben onu tamamen unutmuşum. Evet. Şöyle koyuver. Tamam. Teşekkür ederim Pınar. Afiyet Buyurun. Olsun. Geldiğim iyi olmuş. Çünkü iki gün sonra maçınız var. İki gün mü? Hazırlıksız yakalandınız değil mi? Neyse ki rakibiniz pek güçlü değil. Siz nasılsınız? İyi oynar mısınız? İşte. Fena sayılmaz. Merhaba. Merhaba, boş odamız yok. Oda istemiyorum. Ben Bedir'i arıyorum. Ne yapacaksın Bedir'i? Arkadaşıyım. Yani öyle sayılır. Kilisten. Görüşmem lazım, çok miyim? Adın? Cumhur. Cumhur Özer. Bekle. Burada biri var. Bedir abiyle görüşmek istiyor. Söylemiyor. Kilisten tanırmış. Cumhur... Özer. Cumhur Özer. Peki. Tamam, biraz bekle. Gel.
Buyurun. Mesele neydi? Özel. Bedir abi tanımıyor seni. Ayak mı yapıyorsun? Tanır ama hatırlamadı galiba. Siz kilisten Cumhur Teğmen derseniz muhakkak hatırlar. Cumhur Teğmen. Efendim? Hayırlı işler. Saçmalama Alper. Neden utanıyorsun oğlum? Bir şeyden utandım yok. Ortada bir şey yok çünkü. Yapma ya. Ben de inandım. Vay be. Cumhur Teğmen dediklerinde bir an bacaklarım titredi. Ne korku saldıysan içime. Yaşlanmışsın ama nerede görsem tanırdım seni. Hala çakmak çakmak bakıyorsun. Sen de bir hayli kilo almışsın. Gazetede gördüm seni. İşleri epey büyütmüşsün. Bir parça büyüttük. Canım, eski kaçakçı Bedir değiliz artık. Ne diyorlar sana şimdi? Baba filan mı? Baba, mafya laf. O uğursuz işlerle işim olmaz benim. Biz delikanlıyız. Bu kadar adam var. Her birinin rızkı. Bir şekilde çıkartmak lazım değil mi? Beni didik didik aradılar. Kanlı filan mısın? Yo, kanlım filan yok. Ama dostumuz olmayanlar var. Dikkatli olmak lazım. Kusura kalma. Misafire niye geldin diye sorulmaz ama senin buraya gelişin pek hayra alamet değil. O yüzden soracağım. Aslında gelirken çok zorlandım. Seni hapishaneye düşüren biri olarak... O meseleyi geçeceksin. Sen vazifeni yaptın. Ben bu taraftaydım, sen o tarafta. Mühim olan mert olmak, sözünün ardında durabilmek. Aramızda o meseleyi yaşanmamış farz edeceksin. Şimdi ne diyeceksen de. Sana garip gelecek ama... senden yardım istemeye geldim. Bir müşkülüm var da. Senin gibi biri benden yardım istemeye geldiğine göre gerçekten önemli bir konudur. Evet Bedir. Çok önemli. Çocuklar son 15 dakikada serbestsiniz. Gürültü yapmayın. Benle atış yapmak isteyen kimse var mı? Gofretini ama. Kimse yok mu ya? Var. Evet var. Umut. Ne diyorsun Alper? Sen bana bırak. Ama bu iş öyle bir gofretine olmaz. 5 gofretine. Var mısın? Sana ne oluyor? Bırak Umut konuşsun. Ben Umut'un menajeriyim. Korktun mu yoksa? Yok, korkmadım. Hadi başlayalım. Al. 2'şerden. Bende 5 gofretlik para yok. Yenilirsek... Merak etme, bende var. Thank you.
olacak şimdi? Ne olacak? Tek atış. Kim atarsa. Peki. Çok iyi anlıyorum. Evlat acısında bilirim, torun acısında. Bulacağım, bulacağım sana o adamı. Bana çok büyük bir iyilik yapmış olursun Bedir. O kadar da değil, altı üstü birini bulacağım. Senin için önemli olmayabilir ama bizim için çok önemli. Çok vaktini almaz değil mi? Yo yo, mesele değil. Çocuklar bir haber salsın yeter. Bu alem sandığın kadar büyük değil. Bedir, her işin bir bedeli vardır. Borcum ne? Küfür mü ediyorsun abi? Kusura bakma. Sağ ol. Al, sağ ol. Biliyor musun, bende hiç para yoktu. Ne? Niye yalan söyledin, ya yenilseydik? O zaman çamura yatardık. Ne yani, bir de buraya gofret mi alacaktık? Bekle, geliyorum. Merhaba, gofret ister misin? Aa, teşekkürler. Benim adım Alper, seninki ne? Yağmur. Yağmur, ne güzel. Hangi sınıftasın? De. Ben de A'dayım. Cumartesi sinemaya gidelim mi? Anlamadım. Sinemaya mı? Hangisine? Sorun mu canım? Buluruz bir tane. Arkadaşlara bir sorayım. Tamam. Ben seni yarın bulurum. Bay bay. Özlem nerede? Kafede bekliyor. İyi, selam söylersin. Sen gelmiyor musun? Umut'u görmeye gideceğim. Umut'u akşam görmeye gidersin oğlum. Bak, Özlem'in yanında Buket de var. Sen yüz vermesen de kız senden hoşlanmış. O zaman hiç gelmeyeyim. Bir garipsin Tolga. Ne zamandır bir kız arkadaşın yok, anlamıyorum seni. Oğlum, bir gizemi yok. Beni çekmiyor. Anladım, sen bu kafayla çok beklersin. Ha, gizemli olacak, farklı olacak. Oo, ölme şeyim, ölme. Bakalım, bir aday var. Ah, sen ciddi misin? Nereden, okuldan mı? Okuldan değil, Umutların komşusu. Aa, anlaşıldı. Uzun zamandır oralara takılıp duruyordun sen. Yok oğlum, sırf o yüzden değil. Farklı ve gizemli bir hanımefendi mi bari? Dalga geçme lan. Şimdilik bir şey yok zaten, sadece tanıştık. Desene, biz de Özlem'le boşuna telaşlanmışız. Meğer adamın boş durmuyormuş. Oo, geç kaldım. Umut, dur be. Yine ne oldu? Hani söz vermiştim bir daha kelek atmak yoktu? Bu kelek sayılmaz ki. Sana sordum, sen de bir şey yok dedin. Var mı, var mı? Var, var işte, sana ne? İyi o zaman, bende de var. Ben de seni arkadaşım sanmıştım. Oğlum, bu işlerde arkadaşlık olmaz. Öyle mi? Evet, öyle. O zaman sen de dum oyununu unut, bilgisayar olan başka birini bul. Kahretsin, nasıl düşünemedim? Thank you.
çıktı. Tombalı'dan. Sürpriz yapayım dedim. Ne o, sevinmedin mi yoksa? Ha? Aha bak, Alper de geldi. Küs müsünüz? O geceki mesele mi? Bu başka. Ne peki? Hiç, önemli değil. Yürüyelim mi? Yürümeyelim, koşalım. Dayı dur, bekle. Olmaz. Vallahi bekleyemem, koş hadi. Alperlerin biri o, hangisi Umut? Şu. O kız da burada oturuyordu değil mi? Hangi kız dayı? Hani şu tıpta okuyan var ya. Ha, Şeyda abla, niye sordun? Hiç, öylesine sordum. Şöyle oturalım mı biraz? Niye? Canım, temiz hava, ağaçlar. Güzel değil mi? Güzel de, Canım, eve gidip ne yapacağız şimdi? Bilgisayar oynarız, yeni oyunlar aldık. Akşam oynarız, biraz oturalım şöyle. Acıkmıştım ama neyse. Aile araştırmasında bir gelişme var mı? Yok. Ama dedem sabah erkenden çıktı, bir arkadaşına gidecekmiş. Babam yakında bulunur dedi. Bulunur tabii. Merak etme sen. Ha, şu Alper değil mi? Ciddi bir şey galiba. İnsan içinde ılık bir şey olunca aşık mı olmuş sayılır? Sanırım. Ama bazen kaynar su gibi de olabilir. Aşkına bağlı. Kim bu için ılıtan bakalım? Yok öyle bir şey. Ben sadece sordum. hadi gizleme benden. Yok kim bu? Yok ki. Bak Şeyda abla geliyor. Şeyda abla. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Açık hava, ağaçlar. Efendim? Ben de anlamadım. Dayım söylüyor. Ev kapalı bir mekanda, içim daralıyor. Bize katılmaz mısınız? Çok isterdim ama yarın anatomi sınavım var. Çalışmam lazım. Tüh. Tıplıların işi zor. Bizde hiç böyle ağır dersler yok. Konservatuvarda mı okuyorsunuz? Yok. Basın yayındayım. Nereden çıkardınız? O gün sizi gitarla görünce öyle sandım. Geçen sefer pek de dikkatinizi çekmedim sanmıştım. Koca gitar. Dikkat çekmemesi mümkün mü? Umut, bir gün ziyaretime gelsenize. Neydi arkadaşının adı? Çilli hani. Alper. Alper'le beraber. Size çay yaparım. Tek gelsem olmaz mı? Tamam, tek gel. Neyse, size iyi eğlenceler. Dayı, niye seni de çağırmadı? İşte bütün mesele o ya. Evet, hazırlık falan. Mekan. Falan. Nereden çıkardın şunu, hiç anlamadım. Nereden çıkardın var mı? Maçım var. Tamam da sen hayatında hiç tenis oynamadın ki. Her şeyin bir ilki vardır Filiz. Allah Allah. Umutcuğum, hadi artık yatağa. Anne, bu oyunu da bitireyim. Olmaz, hadi bakayım. Çok geç oldu. Canım. Deden bugün araştırma yapmış, yakındır diyor. Ya hiç bulamazsak? Olur mu öyle şey güzelim? Türkiye'nin altını üstüne getirir, gene de buluruz onları. Hadi artık yatağa. Hadi İyi bakalım. Geceler. İyi geceler. Sütünü içmeyi unutma, olur mu? Thank you.
Baba ekmek verir misin? Baba. Hı? Ekmek verir misin? Efendim. Kim arıyordu? Bir saniye. Baba sizi arıyorlar. Bedir diye biri. Efendim Bedir. Hı? Evet anladım. Sağ ol Bedir. Sağ ol. Ne oldu baba, ne diyor? Bedir. Titrek Sami'yi arayan adam. Ne olmuş? Onun izini bulmuş. Neredeymiş? Neredeymiş?